Dinana Şetti yaşadığı mahalleyi gezerken sinirlense de aslında sakin bir insan. Ancak yaşadığı semt Trastevere'nin dondurmacılar, restoranlar ve aralıksız devam eden çalgı sesleriyle dolu bir eğlence semtine dönüşmesi hayatını değiştirmiş. Her gece bar ve restoranlar kapandığında ürküyorum. İnsanlar sokaklarda kalıp bağırmaya başlıyor. Birçoğu sarhoş. Penceremin hemen altında tuvaletlerini yapıyor ya da istifra ediyorlar. Hatta bazen sabah 4'te ambulans çağırmak zorunda kalıyorum. Artık sabrı tükenen Signora Dina, hava karardığında sokak müzisyenleri ve penceresinin önünde toplananlarla mücadele etmeye başlıyor. Roma'da gece yarısı birçokları eğlenmeyi sürdürüyor. Eve gitmeyi ise kimse düşünmüyor. Şimdi gece 1'de nasıl kapatalım? Birçokları için gece henüz bu saatte başlıyor. Neredeyse hiç kimse yaşlı semt sakinlerinin uyku saatine saygı göstermiyor. Roma'nın merkezinde oturabilenlerin rahatlıkla daha sakin bir yerde daire satın alabilecek parası vardır. Ancak bunu birçok kişi istemiyor. Ne var ki gençler de evlerinin önünde değil kent merkezinde eğlenmek istiyorlar. Bu durum Roma'da olduğu gibi Milano'da da aynı. Kuzey İtalya'nın metropolü Milano'da ise kent sakinleri kendilerini uykusuz bırakan gece eğlencelerinin sonunu getirdi. Giulia ve Luca'nın öncülüğündeki yurttaş girişimi gürültüye karşı yasaların sertleştirilmesini sağladı. Belediye meclisi yetkilileri önceliğimizin kenti vandalizmden, duvarlarının karalanmasından ve tabii ki sanat eserlerinin tahrip edilmesinden korumak olduğunu anladılar. Gece geç saatlere kadar çılgınca eğlenen bu insanlar kontrollerini tamamen kaybediyor. Yurttaş girişimi üyeleri gece gürültü yapanları desibel ölçüm cihazlarıyla yıldırmaya çalışıyor. Dayanakları ise Avrupa Birliği kriterleri. Avrupa hukuku bizim yanımızda. Oradan kent sakinlerinin yaşamlarını kökten değiştirecek durumlar hakkında önceden bilgilendirilmeleri gerektiği yazılı. Burada bir semt, kimseye sorulmadan adeta Las Vegas'a dönüştürüldü. Kente kabul edilen yeni düzenlemelere göre artık gece yarısından sonra sokaklarda yemek ve içecek tüketilemeyecek. Bu yolla insanların toplanması ve gürültü önlenmeye çalışılıyor. Franco Falcone şimdiden öfkeli. Yeni yasanın işletmelere zarar vereceği görüşünde. O salamlı sandviçlerini gececilere satmaya devam etmek istiyor. Gece 1'den sonra hiçbir şey satamayacağım. Sokakta yemek yemek artık yasak. Bu saçmalık ve 20 bin iş yerini tehlikeye de sokuyor. Öyle ki başlarda dondurma bile yasaklar listesindeydi. Ancak kente huzur isteyen semt sakinleri de bununla çok aşırıya kaçıldığını kabul etti. Yasak listesi tekrar gözden geçirildi. Yasak daha ziyade döner, kebap, pizza ve şişe biralar için geçerli. Dondurmaya getirilen yasak 48 saat içinde geri alındı. Özetle Milano'da geceleri sokaklarda alkol içmek ya da başka bir şeyler atıştırmak isteyenlerden kibarca gitmeleri rica ediliyor. Eğlence uykuya karşı. Belediye meclisi üyesi Marco Granelli, genç eğlence tutkunlarıyla kentin yaşlı sakinleri arasındaki sosyal bir çatışmanın arttığı görüşünde. Burada ara buluculuk yapmalıyız. Yeni kurallar, eğlence semtlerinde sabah 3'e kadar tüm işletmelerin kapatılmasını öngörüyor. Polis burada yaşayan herkesin çıkarlarını korumak zorunda. Ancak polis gider gitmez eğlence tutkunları gizledikleri şişeleri çıkarıyor. Yeni yasal düzenlemeye rağmen kimsenin eğlencelerini engellemesine izin vermiyorlar. Bu saatte daha bir şey yok ki. Saat 4'te herkesin sarhoş olduğu zaman gelin. Buna bir de uyuşturucu ekleniyor ve işte o zaman başlıyor.
O saatlerde Roma'daki Dina Nashetti'nin sabrı artık tükeniyor.